Bugün moral motivasyon olarak, takım olarak çok iyi çıktık gerçekten. Arkadaşlarımız birbirimize son dakikaya kadar güveniyorduk zaten. 3-1 öndeyken kalecimizin bir kırmızı kart yemesi sebebiyle 3-2 öne geçtiler. Son dakikalarda 6 kişi mücadele ederek güzel bir maç aldık, 3-2. Longisat takımını da tebrik ediyorum. Güzel bir oyun oldu, centilmence bir oyun oldu. İki takıma da başarılar diliyorum devamlarında. Peki, evet Ahmet, senin maç hakkında görüşlerini alalım. Rakip takımın oyun tarzını nasıl değerlendirirsin? Rakip takımı analiz etmiştik zaten. 10 numaraları gerçekten Alperen iyi vücudunu kullanıyor. Ona karşı önlem aldık. Bire bir markaj verdik ve bunda da başarılı olduk. Zaten Longisnap'la ligde çekişmeli bir maç oynadık. 5-4 kazanmışlardı. Çok tansiyonu yüksek bir maçtı ama birbirimize saygısızlık yapmadık. Yine öyle bir maç, yine yüksek mücadele. Bu sefer biz kazandık. Playoff'ta doğru taktik, doğru oyunla bu maçı aldık ve yarı finaldeyiz. Evet. Rakibi de tebrik ediyorum gerçekten, Alperen'i özellikle. Peki Ömer, bugün sence takımdaki en dikkat çeken oyuncu kimdi? En verimli oyuncu sizce kimdi? Bugün yine her zamanki gibi bizim bir tane forvetimiz olmazsa olmazdı. Emirhan yine bugün 3 golüyle bizi taçlandırdı. Ya yine maçın adamı diyebilirim. Yine güzel bir oyun sergiledi bugün. Peki buradan artık yarı finallere geldik. Bir taraftar desteği görür müyüz sizden? Taraftar desteği göreceğiz. Bu maçta da biraz taraftarlar bize destek çıktı. Az da olsa yine güzellerdi. İnşallah bir dahaki hafta daha çok taraftar, daha çok mücadele gücümüz yüksekle fark etmez maçına şimdi hazırlanacağız. İnşallah da haftaya galip gelerek finallere kalacağız. Son olarak buradan takımınıza nasıl bir mesaj verdiniz yarı final öncesinde? Takımımıza buradan haftaya daha hırslı, daha mücadeleci ve daha dikkatli oynayacağımızı söyleyebilirim. Peki Ömer, son olarak şunu da sorayım. Kalecinin son pozisyondaki kırmızı kartını nasıl değerlendirirsin? Valla o pozisyonda ben korner köşesinde kafama bir darbe aldığım için yerde yatıyordum. Yani göremedim. Ben göremedim. Kaleciyi uyarmıştık takım arkadaşlarımızla maç öncesi konuştuğumuzda. Rakiple hiçbir diyaloğa girip kart göremeyeceğiz. Hakemle de hiçbir diyaloğa girmemek yönündeydi tercihimiz. Ama Kadir arkadaşımız rakiple girdiği tartışma sonucu sarı kartını yedi ve penaltı doğru bir karardı. VAR'dan incelendi, onaylandı. İkinci sarıdan atıldı, yapacak bir şey yok. Öyle böyle bu maçı kazandık. Haftaya daha dikkatli olacağız. Peki, size bu yolda başarılar diliyoruz tekrar.